بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى إذن إنايتيلا كلام müzakereleri celselerimizin 23.sünü yapacağız. Biz bir dosya paylaştık. Kader ve kötülük meselesine geçen hafta giriş yaptık. Elimizde 15 tane soru var dedik. Biz kaç tanesini yaptık? 4 tanesini işledik. Yani kaderin tanımını yaptık. Ondan sonra özellikle kaderle sorumluluk, yani kadere inancına sahip olmak, kaderimizin önceden Allah Teala'nın yazmış olması, yazgımızın var olmuş olması, yani Allah'ın ezelde her şeyi bilip takdir etmiş olması bizim sorumluluğumuzla ve irade sahibi olmamızla çelişmiyor. Bunu bayağı bir izah etmeye çalıştık. Yani kaderin en temel, kaderle ilgili gelen problemi yapabildiğimiz kadarıyla birkaç örnekle de çözmeye çalıştık. Şimdi 5. soruya geldik. Soruların bir kısmı biraz daha zorlaşabilir veya da daha farklı cevaplar vermek gerekebilir. Yani bu soruları, dediğim gibi, cevap hadisesini gene şöyle düşünelim. Biz geçen dersin başında tembihte bulundum. Yani gerçekten ille de böyle aklen böyle 2 artı 2 4 eder şeklinde bir cevapla dile gelip anlaşılır bir cevapla karşı karşıya kalmamız gerekmez yani. Bilmiyor da olabiliriz bakın yani. Yani veya o sorunun cevabını, bu problemin cevabını bilmiyor oluşumuz, hiçbir şey söylemiyor oluşumuz bizim kader inancı terk etmemizi de gerektirmiyor olabilir. Yani ki öyle yani. Gerektirmiyor da. Ama üzerinde biraz düşünüp bir şeyler söyleyebilirsek makul, tutarlı, anlamlı, bildiğimiz kadarıyla ne ala. Çünkü insanlar bu sorularda, bu problemler üzerinden komple inançlarını kaybedebiliyorlar. Yani çok mühim sorular oluyor. Çoğu insanın da aklına geliyor bu sorular. Bir miktar nasıl bir pozisyon tutacağımızı en azından. Yani çok teknik, kelami bir, burhani bir cevap belki veremeyiz ama doğru bir pozisyonda durursak belki bir miktar daha bu tür sorunlar, problemler üzerinden inhirafları zayıflatabiliriz yani. Allahu alem. Şimdi bakalım 5. soruya geldik. Evet. Diyor ki soruda, Allah bazı insanların küfre düşüp ebedi cehenneme gideceğini biliyorsa onları neden yarattı? Halbuki onları hiç yaratmasaydı onlar için daha iyi olacaktı. Evet, sağdan başlayalım. Haydi bismillah. Önce siz cevaplayacaksınız, sonra müzakere edebiliriz gene cevaplarınızı. Abi şimdi son cümleden başlıyorum ben. Halbuki onları hiç yaratmasaydı onlar için daha iyi olacaktı. Bu ifadeyi düşünüyoruz önce. Tamam. Daha iyi olacaktı ifadesini düşünüyoruz. Çünkü tamam. Onları yaratmasaydı daha iyi olacaktı yargısına nereden varıyoruz? Evet, yani güzel. Bu varma kanımız nedir? İşte nedir? Cevap olarak verilecek olan şeylerden birisi, müminler cennette olacak veya yaratılmasaydı azaba uğramayacaklardı. Mümin olsalardı evet cennete gideceklerdi veya işte yaratılmasalardı evet ebedi cehenneme girmeyeceklerdi. Cehenneme İlk aklımıza gelen tabii evet cehennem kötü bir şey yani. Yani şöyle bir durum var, yani daha iyi olacaktı hükmünü sona bakarak da yani tamam. Bir durum var, başlangıç ve orta son. Güzel. Sonunda bakarak da diyor ki işte bu hiç olmasaydı daha iyi olurdu. Ta başına meseleye götürmüş oluyor. Bu sonundan hareketle diyoruz ki biz aslında birinci soruyla alakalı olarak insanlar evet. Ne için yaratıldı? Evet. İnsanların yaratılmasının bir amacı, gayesi var. Evet. İnsanların yaratılma amacı aslında en güzel olan, işte Allah Teala'nın cennette en güzel mükafata ulaşması evet. için kulluk vazifesini yapıyor. Ama evet. bu ortadaki süreçte, yani başlangıç ve son arasındaki evet. süreçte insan belli başlı şeyleri yapmadığı için, yani yapması gereken evet. kabulleri. O sebeple sonu bu şekilde oldu. Evet. Yani sonunu Allah Teala'nın yani insanı böyle olacaktır demesi değildi. İnsanın belli başlı tercihleri. Tabii. O kendisi yani, mesul yani. Evet. Mesuliyetinin sonucu evet. olmuş oldu. O sebeple yani burayı anlatabilirsem
bu soruya cevap vermiş oluyorum Yani gibi geliyor bana. ortasındaki mesuliyet var. O olduktan sonra hani daha iyi olacaktı kısmını mı mesela men ediyorsun Evet, veya da daha iyi olacak yargısına nasıl varıyorsun yani? işte ebedi cehenneme gidiyor mesela. Hani Ama bunu işte ayetlerden öncesinde de işte biliyoruz şöyle bir mesela. durum var. Öncesinde yapman gereken şeyleri yapmıyorsun. Bunu da hak Ha. ediyorsun yani. Bu Evet. şeyler var yani. Doğru, hak ediyorsun o kesin ama Evet, hani öyle bir durum var. mesela şey var ya ayet-i kerimede, ya leyteni kuntu turaba. Yani bu cehennemde düştükleri durumdan memnun değil. Yani hiç keşke var olmasaydım. Yani toprak olsaydım var olmadım, mübalağalı bir tabir Yani tabii. orada da mesela var olmasaydım demiyor da keşke toprak olsaydım. Yani insan olarak değil de bir hayvan olarak yaratılsaydım diyor yani. Toprak diyelim. Toprak cansız bir şey. Yani elem çekmeyememiş olacak. Yani Yani yok orada hükmünde gibi mesela olacak bir tür. şey yani Evet. mesela orada topraktan maksat işte hayvanat getirilecek, onlara toprak olun emri verilecek, onları görecek. Ha, o Ya değil manada diyor. Yani anladım. Ha. deseydi ya insan Ben de olmadım o da hayvanlar gibi toprak olup yok hayvanlar olup gibi. Ama gitseydim sonuçta gibi. başka bir şeyi daha iyi görüyor. Tabii Yani evet, şöyle başka bir bir şey durum. daha iyi Varlığı görüyor. reddetmiyor. Yani illa ki ben var olaydım. Ama Evet. yani yok olmayaydım. Yani varlığım olsun ama insan olarak olmayaydım. Evet, Yani çünkü orada insan olur. varlığı reddetmiyor. Ama işte Tamam. o sona bak, yani sadece sona odaklanıp keşke olmasaydım demek aslında öncesinde yapması gereken vazifeleri yapmamak bir pişmanlık olmuş. Dünya hayatımızda Doğru. yani örnek verecek olsak bir iş var. Bu işi yaparsan mükafatı var, cezası var. İşte Evet. şu kadar mükafatı elde etmek için belli başlı şeyleri yapman gerekiyor. Yapmazsan da cezası var. Evet. Cezasını gördükten sonra bu iş olmasaydı Keşke bu keşke. iş olmasaydı. Yani burada nasıl mantıklıysa bu Evet, iş doğru. yani burada olmaz diyorsun. Dünya hayatında olmaz diyorsun ama uhrevi işlerde bu olur. Olur diyorsun, Gibi sıkıntı. biraz şey oldu yani. Oradan gidebilirim gibi Yani geliyor. buradaki neden yarattı kısmını zaten belli diyorsun. Yani ebedi cehenneme gitse de gitmese de insanların yaratılma gayesi belli. Evet. Hani Bütün bunları insanlığın bazıları bir zaten aynı. sorgulaması. Biz neden yaratıldık? Evet. Yani Müslüman olsun, kafir olsun zaten sorgulanması gereken bir şey. Tamam. Ama yani bu sorunun tamamıyla cevabı şey yani. Biz yaratılmasaydık daha iyi olacaktı zannından da olmaz diye Tamam. Bir düşünüyorum. sonraki soruya mı bitiyor? Tamam. Yok, bir sonraki soruya şimdi sonra Gitmeyelim. gireceğiz. Evet, gitmeyelim. Şimdi bunu sen de cevapla Ahmet Okan. Sen ne diyorsun? Güzel. Hocam şimdi burada neyin üzerine cevabı kuracağım gibi bir cümleyle belki sonuç onun mantığını Tamam, olacak ama olabilir. Sonucu da en söyleyeyim. azından Sonra söylemiş olayım. açabilirsin yani. Şimdi burada daha iyi olacaktı diyor ya. Yani daha iyi olur mu diyor. Hani Akif'in söylediği gibi. Evet. Belki başka şeyler de düşünebilir. Belki daha iyisi buydu diye bir sonuca da varabilir. İtibarlar devreye girer. Ama Onu onlar için bırakıyorum. demiş, dikkat ederseniz. Herkes için daha iyi olur Tamam gibi işte değil. onlar Bu için soru daha iyi onlar bu şekilde açısından kötü yani. daha iyi olduğu şeklinde alacağım zaten. Tamam. Cevabımı Hadi. soruyu bozma üzerinden değil de Anladım. O yeterli halbuki kısmını değil kabul edip ona rağmen cevap teslim edip vereceksin. teslim Tamam. olarak cevap Teslim edeceğim. edeceksin. İnşallah. Teslim etmemek bana zor geliyor şahsen, son cümleyi. Halbuki onları hiç yaratmasa da onlar için daha iyi olacaktı. Yani çok böyle tartışmaya açık değilmiş gibi geliyor Siz bana şey ya şahsen. leyteni kuntu turabeyi de aklınızın bir yerinde olduğu için onu Tabii. önceden kabul edebiliyorsunuz daha rahat bir şekilde. En Hem azından. önceden bence yok yani, Müslüman Yani olmayan bir insan da zaten çok rahat kabul eder bunu yani. Müslüman olan da olmayan da bence yani. Yani normal, ilk zahiren kabul edilmesi gereken bir şey. Yani men ettiğin zaman hani çok kuvvetli bir senet tabii getirmen lazım. onları itibar Evet. alıyor. Dolayısıyla daha kuvvetli oluyor öyle olunca. Onlar Evet. için deyince zaten diğer itibarları kesiyor Yani benim ebedi için. cehennemde daha kötü bir şey var mı mesela? Ebedi Yok. cehennemde daha çok azap Yokluk. görmek vardır yani. Yokluk mu? Evet. Hayır. Yokluk. İşte bu böyle Yani dersen çok zor yani. yani varlık diye bir kıymet. Yani var oluyorsun. Ama mesela Varlık toprak değil olsa de bir şuuru idraki olmuyor malum. Yani kendi varlığını bilmesi diye bir şey olmuyor. Yani var olsa bir de toprak olarak ama varlık ebediyen azap görmekten daha iyi değil mi yani? ebediyen azap görmekte yani bir Her kere var. türlü da, yani şöyle de sorabilir. Halbuki Tabii. onları toprak olarak yaratsaydı onlar için daha Anladım. iyi Yani olacaktı. hocam ben bunu bu şekilde kabul ediyorum. Yani o zaman kimsenin azap görmemesi Peki gerekir yani. daha iyiye kaçmak. Tamam, bakalım. Yani buraya getirecek de. Evet. Bu burada hani bizim hiç olmamamız daha iyi bir seçenek olsa da olmasa da her Tamam. zaman daha iyi seçenekler vardır şeklinde. Ben bu soruyu biraz daha genel alıp Tamam. ona göre bir cevap vereceğim. Bu sorunun cevabı, bu soruya da cevap olarak
şey yapacak inşallah. Cevap olabilecek diye düşünüyorum. Bir kere şöyle bir varsayım olduğunu görüyorum soruda. Daha iyi olanın sanki olması gerektiği gibi bir vehim var. Tamam. Yani daha iyi olacaktı, evet olacaktı. Evet. Olmadı. Problem ne? Gibi. Yani daha iyi tamam. Olmak zorunda mıydı? O zorundaydı diye derse, zorunda değildi derse zaten problem kalmaz. Daha iyi olmak zorunda değildi. Olmadı o zaman, bitti. Ne uluhiyete zarar verdi, ne bir şey. İki seçenek vardı, birisi gerçekleşti gibi. Ama dikkat edin, soruda mesela bir çelişki vardır demiyor. Yani sorunun dayandığı yer, hani sonunda şöyle bir şey demiyor. Allah'ın o zaman bir çelişki olur. Allah'ın merhametiyle mesela bir çelişki oluşur demedi, dikkat edin. Demedi ama sorun. Varsayıyor hocam. Yani neden yarattı? Hani ben bunu anlamak istiyorum. Madem ki iman edeceğim bu zata, bu zat müstani olmasına rağmen, değil mi? Birileri cehenneme gitse Allah Teala haşa bir şey mi kazanıyor yani? Değil mi? Olmuyor yani. Çok önemli. Soruyu soran bir tartışmak için de sorumlu olabilir. Evet. Tabii yani bu hiç asla bu soruların bir pislik yapmak için sorumlu sorular olması gerekmez. Birilerinin kötü niyetle sorması gerekmiyor yani. Evet. Yani bunun ardından gelecek birkaç ifade daha kullanacağım. Tamam, buyurun. Bir kere bunu bir saptayalım. Her zaman daha iyi seçenekler vardır. Yani tamam. Olabilir. Tamam. Evet, olabilir. Daha iyilerin gerçekleşmediği şeyler de görüyoruz. Mesela buna tamam. Şunu örnek verebiliriz. 70 yaşında vefat eden iyi bir insan. Sürekli iyilik yapmış. Bu adam 70 yaşına kadar işlediği bütün hayırların, sevapların karşılığını cennette alacak. Mesela diyelim cennetin 3. basamağında. Peki bu bir sene daha yaşasaydı, Allah-u Teala ezeli ilmiyle her şey olacak olsaydı ne olacağını biliyordu. Evet. Daha fazla sevap işleyeceğini bildiği halde bu insanın ömrünü bir yıl daha uzatmamış olabilir. Evet, doğru. Bu daha iyi uzatsaydı halbuki. Evet. Ama bu bir lütuf. Tamam, bu lütuf. Bulunmadı. Peki tamam. Allah-u Teala lütufa bulunmak zorunda mı? Zorundaysa zaten İlah icbar altında kalmış oluyor. İlah lütufta bulunamayacak bir ilah haline de gelmiş oluyor. Bu uluhiyete zarar veren bir şey. Çok güzel. Daha iyi yapmak zorunda dersek ilah için. Evet. Bir icbar altında bırakmış oluyoruz ilah. Tamam. Yani bu ilah tasavvurumuzda bir sıkıntı olduğuna delalet eder. Bu yönden tartışılır. Tamam. Tamam, daha iyi olmak zorunda değildi ama niye daha iyi olmadı? Şimdi artık biraz daha böyle evet, güzel masumane bir hale geldi. Biraz daha böyle hafiflettin yani karşı tarafa. Biraz daha masumane. Tamam. Doğru doğru yani hafiflettin bayağı. Neden daha iyi olmadı ki herhangi bir artık? Evet. Ama buradaki iyilik yani mesela senin dediğin örneğin karşılamaması şeyi biraz da hani cennetteki işte birinci mertebede değil de üçüncü mertebede ama konumuz ebedi cehennem. Öyle böyle bir şey değil bu yani. Hani tabii ebedi yani. Cehennemle toprak olmak veya yok olmak arasında yani dile getirilemeyecek bir fark var. Ama daha iyisi. Böyle bir fark seviyesinde iyi ve kötülükten bahsediyoruz. Yani anlıyorsunuz değil mi? Ama bizim yani öyle bir şu anda biz parmağımızı 10 saniye yani bir ateşe tuttuğumuz zamanki elemle onu yapmadığımız zaman günü bir hafta aklımızdan çıkmaz o yani. Hani onun soruyu tamam sen bir mertebeyi hafiflettin yani. Daha iyi seçeneğin tercih edilmemesi noktasında ikisi birbirine aynıdır. Daha iyi seçeneğin tercih edilmemesi. Yani noktasında. Burada mesele sadece bir derecenin bir ötesinde bir şey. Yani ebedi cehennem veya ebedi cehennem olmaya da bilirdi bu kullar için. Hiç yaratmasaydı Allah'ın mümkün olup yaratmadığı düşünebileceğimiz insanlar daha çok insan yaratıyormuş olabilir de cehennemde. Bir yıl girecek. Daha yaşasaydı kafir olacağını bildiği bir kimseyi. Evet. De ömrünü efendim 70 yaşındaki ölen bir kafirin bir yıl daha yaşasaydı Müslüman olacağını bildiği bir insanı 70 yaşında Allah-u Teala öldürebilir. Bu lütfu ona vermek yine zorunda değil. Yani bu yine sizin örneğinize biraz daha yakın. Ama hiç yaratmaya da bilirdi yani. Evet doğru. Tabii, yani ben şunun için örnek veriyorum bunları. Evet. Her zaman daha iyi seçenekleri Allah'a tabii, daha iyi seçeneği yapmak zorunda değil. Tamam onu çünkü anladım. Daha iyi seçeneği yani. Yapmak zorunda değil ama yani ebedi cehenneme gideceğini bile bile onu hiç yaratmasa onun için daha iyi olacaktı. Yani sanki bile bile Allah birine ebedi bir eleme yoluna sokuyor yani. Tam bu noktada şuraya geliyoruz. Evet. Yani siz beni yönlendiriyorsunuz ama ben oraya getireceğim Allah'ın izniyle inşallah. Evet yani güzel. Önceden düşünmeden getiremedim. Tamam. Güzel güzel. Düşünürsen hadi bakalım. Doğru biraz zor yani. Burada şöyle bir varsayım da var. Tamam. Allah-u Teala'nın ezeli ilmi taraf açısından baktığı için bir kulun da imtihanı formalite icabı olduğu. Efendim söyleyeyim. Kulun özgür iradesinin olmadan, cennete gitme imkanının da ona sunulmadan, sadece cehenneme sopa olsun diye düşünülüp yaratıldı. Yani düşünmek kelimesi orada belki yanlış olabilir ilah için. Bu gaye yani ya da bunun için
yaratıldığı gibi bir iddia seziyorum. Buna bir cevap vermek gerekiyor. Tamam. Şöyle cevap verelim. Allah Teala bize özgür iradeyi verdi. Tamam. Önceki sorularda bunları konuştuk. Kabul ettik. Doğru. Bunlar adil bir imtihan oldu mu sen? Oldu. Hepimiz olduk mu? Olduk. Evet, bu adil imtihanın sonucu olduğu için burada Allah Teala adalet noktasında bir şey diyemeyiz. Bir şey onu demiyor zaten. Sonra öyle bir işgal yapıyor. Diyor ki bu adil imtihan hiç olmayabilirdi bu şahıs için. Onun için hiç bu adil imtihana girme, Allah onu sokmasaydı Allah'ın mülkünden bir şey eksik olmayacaktı. Peki yani bu insanlar olmasaydı nasıl bir senaryo, imtihan diye bir şey kalır mıydı acaba? Çünkü mesela şöyle bir senaryo varsayalım. Kalmasa yani, onun için daha iyi yani imtihanın olmaması. Buraya doğru gideceğiz hocam. Evet, bak yani hala yani onun için yani daha iyi olan senaryoları bir cevap vermiyoruz. Bazı insanlar mesela nasıl cennete gidecek imtihan? İmtihanın sonucu olan bir cennete nasıl gidecek? O onlar için olabilir ama benim için kötü yani her türlü. Sonuçta onları imtihan edip beni etmeyebilirdi yani. Birbirine bağlı şeyler o, değil. Olmasaydı evet. Diğerleri de imtihan olamaz. Nasıl bir şey bu? Nasıl? Yeryüzünde bir kafir olmasaydı. Hı-hı. Bir zalim olmasaydı. Dolayısıyla bu insanların sadece melekler gibi tek yönlü iradesi varmış gibi imtihan seçeneği. En azından bir kafir olmak isteyen bir insan bunun şeyini bulamayacaktı, karşılığını bulamayacaktı yeryüzünde. Niye? Yok. Yani yok bir yerde. Tane de insan yaratılıp imtihan edilip küfre düşebilirdi küfür, yani. Küfür dediğimiz şey şöyle bir şey değil mesela. Yani ille de ki başkalarıyla beraber mi yapılmasına gereken bir şey yani. Yok hepsi iman da edebilir, o ayrı bir şey. Onlar beni bağlamıyor diyor yani. Beni yaratmamasaydı benim için daha iyi olsun. Ben bir ferdim. Yani azabı çekecek olan benim, başkaları değil. Yani başkaları yani iman etti etmedi benimle alakalı bir şey yok. Her koyun kendi bacağından asıl. Bana bırakma bu noktada yani. Asıl sorunun asıl yeri burası yani. Yani onlar için daha iyi olacak ifadesi yani. Evet. Kastım aslında evet. Şey yani. Yani bir yargıda bulunuyor. Tamam ama yani bu değil mi? Çok zor bunu men etmek. Aslında yani. Şey yani. Haşa Allah Teala adına aslında hüküm veriyor. Diyor ki bunların iyilik ve kötülüğün aslında yani belirleyecek olan Allah Teala noktasında diyor ki burada iyi olacaklarını ben görüyorum burada. Onlar yaratılmasa daha iyi olacaktı onlar. Ama diyor. Bu Allah Teala'nın dediklerine de uygun bir yani, şey bu son cümle. Yani insanlar ebedi cehennemde yani, olmaları onlar için iyi bir şey mi diyor Allah Teala haşa yani. Onlar için çünkü de, şöyle, tabii ki kötü yani Kur'an'da baştan sonra yani kendinizi helak edeceksiniz. Hüsranın mubin. Ebedi yani azapta yani. Korkutucu yani. Noktasını kötü bir şey gibi gözüküyor. Ama baktığımız zaman yani şöyle yani Allah'tan hepimizi korusun ama baktığımız zaman yani bir işin yapılması gereken şey yapmadığında cezayı hak eden birisi için diyoruz ki bunu hak etti. Yani şimdi şöyle bir durum var. Mesela mülkiyetinde Allah-u Teala'nın sen bulunuyorsun ve diyorsun ki bunun sahibi yoktur. Yani Allah Teala'yı saymıyorsun, varlığını kabul etmiyorsun, onu inkar ediyorsun. Yani büyük bir suç var ortada. Tamam, evet. Bu büyük bir suçun yani cereminin bir detnesi var, cezası var. Yani onun cezası da büyük olması gerekiyor. Öyle olunca diyorsun ki bunu zaten bu hak ediyor. O zaman daha iyi olacak ifadesi aslında kendini kandırma yönelik. Yani diyor ki bu zaten yani olmaması gereken bir cezaydı. Ben bunu zaten hak etmedim. O sebeple bu zaten olmaması gereken, biz yaratılmasaydık daha iyi olacak diye yaptığı işi meşrulaştırmıyor. Kendini aslında motive ettiği ama biz de onun için bunu söyleyebiliriz. Yani. Ama elbette eğer o sadece bunu konuşan adam, hı-hı, o ebedi cehennemi hak etmiş olduğu bilinen bir adam gelip karşımıza bu konuşmayı yapsaydı dediğin şüphe olabilirdi. Ama şimdi bak onu değil, biz onun hakkında konuşuyoruz diyelim. Evet. Yani Allah hepimizi cennette sokuyor diyelim. Mesela biz cennetliksek diyelim biz gene de bu konuşmayı yapabiliriz onun hakkında. Yani o hiç konuşmasa da biz diyor yani Allah valla onu yaratmasaydı ebedi cehennemde yanmak yerine toprak olup gitseydi hakikaten daha iyi olacaktı onun için. İşte o zaman da yanlış peki, demiş oluruz. Çünkü onun hakkında verilen yargıyı eleştirmiş yanlış yani daha iyi ifadesiyle. Onun için daha iyi olacak. Yani elem duymaması daha iyi değil mi? Bu bedihi bir şey yani. Yani bunu inkar edemeyiz yani. Adalet noktası vesaire hepsi sıkıntı. Ama işte bak orayı tanışırız ya. Adalete aykırı bir şey var demedi. Yani zaten adalete aykırı ama yok. Şöyle demese bile yani zımnında barındırıyor ama. Yani bir ifadeyi yani kullanmadım diye. He tamam ama onu açıklaman lazım. Mesela bu soruda Allah'ın hı, adaletine aykırı bir varsayım üzerine kurulu olduğunu göstermen lazım. Eğer varsa. Yani böyle bir şey kabul etmiyor. Böyle bir şey. Hocam?
Ne? Burada bir adaletsizlik manasında söylemiyor. Yani daha ifadeler bu. Yani bu ifadeler genel olarak ne anlaşılıyorsa o. Evet, yani şimdi burada irade noktasından gidilebilir gene de. Yani Allah-u Teala'nın irade sıfatı. Tamam, çok güzel. Hani irade sıfatından girelim. Ama durum ne hocam? Yani bu irade üzerine anlattığımızda sadece ilzam etmek için anlatırız yani. Şimdi ben bunu iradeden gönlü rahat... Tamam, gerekirse o şekilde yap. Bakalım belki o şekilde de bazıları ikna olur veya da ikna olmaz. Yani o artı bir şey konulabilir. Yani o her türlü kötü olmaz yani en azından. İradeden git, tamam. Yani Allah-u Teala irade sıfatı mümkünatı, yani olabilecek mümkün dairede gördüğümüz her şeye taalluk eder. Mevcut olsun, madum olsun. Maduma şey diyor anlamında demeyin. Yani mağduma da mevcuda da taalluk eder. Mümkün olan her şeye taalluk eder. Bu seçenekler söylediğimiz hiç yaratılmaması mümkün bir seçenekti. Yaratılmış olup cehenneme gitmesi de bir seçenekti. Bunlar Allah-u Teala'nın ezeli ilminde biliniyordu. Bu iki mümkünden daha iyisi vardı. Evet. X şahsı için. Tabii ki. Daha iyisi vardı. Evet. X şahsı için daha iyisini değildi. Onun için hatta kötü olanı tercih etti. Evet. Aynen öyle. Zaten sonra da bunu diyor. Yani onu tercih yapmayabilirdi yani Allah. Evet. Şimdi ben irade üzerinden geliyorum bu sefer. Tamam. Ondan dolayı. Müstahni yani herhangi bir. Tekrardan almamın sebebi iradeden geldiğin için. Tamam, şey. Doğru, güzel. Şimdi bu iki seçenekten şunu söylüyoruz. Allah-u Teala birisini irade ederken bir sebep, bir etken, bir etki altında bunu yapmıyor. Tamam. Bunu bir etki altında yapıyor olsaydı, bunu daha iyi tercih etmek zorunda güdüsü ya da baskısı ya da bir şeyi, psikolojisi, ne derseniz deyin, herhangi bir şey içerisinde yapıyor olsaydı, bu irade hakiki irade sıfatı olma özelliğini yitirdi. Kulun iradesine benzer, etkilenen bir şey olmuş oldu. Mutlak irade dediğimiz irade olmaz. Bu uluhiyete zarar verirdi. Çok güzel. Harika. Bundan dolayı biz bir kere Allah-u Teala'nın iradesini tahlil edemeyiz. Tamam. Bunu önceden kabul ettikten sonra neden gerekçelendiremez yani, bir sebebi vardır diye, bir etki altındadır diye. Neden daha iyisi varken efendim söyleyeyim, kötüsünü hatta benim için kötüsünü tercih etti dediğinde, bir vereceğim bir cevap aynı zamanda Allah-u Teala'nın irade sıfatı yoktur demektir. Anladım. Yani ne cevap verirsem vereyim, ben bir sınırlandırmaya giderse yani hakikate aykırı bir şey söylemiş vereceğin olurum. Her yani cevap, var olan hakikate. İrade sıfatı vereceğin her cevap irade sıfatını etkileyen şeydir. Tamam. İrade sıfatı hiçbir şeyden etkilenmediğine göre bunu bir nedenle tahlil edemeyiz. Çok öyle güzel. İstediği için öyle olmuştur. Tamam. Ha, dersen ki Allah-u Teala işte efendim söyleyeyim neden bir şeyle bazı şeyleri gözetmeden yani iradede, o başka bir konu. Onu ayrı tartışırız. İstiyorsanız yine tartışırız şimdi de. Yani Allah-u Teala neden iradesi mutlak olmalıdır? Bu başka bir konu. Tabii o başka bir konu. Yok, ona girmiyoruz. Yani. Onu kabul ettik. İradesini kabul ettik mutlak olarak. İspat yani. Vacibe doğru gideriz. Doğru. İradesini yani, kabul ettik. Mutlak iradeyi kabul ediyorsak tamam. Neden bir tahlilde bulunamayacağımız da anlamlandırmış olmamız gerekiyor. Diyelim ki bu cevabı kabul ettik. Güzel cevap. Mantıksal olarak bu neden yarattı sorusunun eğer böyle insanın aklına böyle tatmin edecek bir cevabının verilmesi takdirinde Allah'ın iradesinin sınırlandırılması, bir etki altında olması gibi imkansız bir duruma düşeceğimizden dolayı bu neden yarattı sorusundaki beklenti yanlış diyoruz. Çünkü evet. İradesinin mahiyetine aykırı. Tamam. Peki bu diyelim ki bir insan karşıda bunu mantıklı bir insan, insaflı bir insan, iradeyi daha önce kabul etmişti, bunu da kabul etti. Ama hani içi rahat değil. Bir tür bir miktar da böyle hani daha böyle söylemsel, retorik, hikmetli bir şey istiyor. Yani böyle kalbinin yatışmasını isterse bir şey ekleyebilir misin? Yani ekleyeceğim tek şey. Yani senin cennete gitme imkanın da vardı aslında. Sen kendi tercihlerin sonucu cehenneme gittin. Yokluk, varlık yokluktan her zaman daha iyidir. Sen var oldun ama senin cehenneme gitmenin sebebi Allah değil ki. Sensin. Tamam ama yani... Yani bu... Varlık yokluktan daha iyi diye o biraz tartışılır da yani. Daha iyi sen tercih etmedin. Allah değil. Sen aslında Allah'a iradesi... Tamam ama adam kendisiyle ilgili söylemiyor. Adama sen diye hitap etme. Adam yok. Belki kendisi mesela yok. Müslüman olmuştur, insan... cennete gitmiştir. Tabii. Diğer insanların evet. durumuyla ilgili yok, Allah'a değil. İnancının biraz rahat olmasını yani, istiyordur yani. Anladınız mı? Bu kafir toplum mu? Evet. Şimdi evet, tarafımızda... Allah'a emeyeceğim hocam. Bu evet. kafir toplum aslında...
kendi iradelerinin sonucu. Tabii mesul yani. Kendime gitti hiç. Allah-u Teala'nın iradesi onların iradesine tabi. Allah-u Teala onlara bir lütufta bulundu. Evet. Onlar yokken onları var etti. Anladım. Onlar için daha iyi bu şekilde Allah-u Teala tercih etti aslında. Tamam. Zaten ama onlar daha iyi istemediler. Tamam. Yani onları yani güzel bir nokta yakaladın. Yok güzel. Oradan gidilebilir. Mesela bir mutezili olsa bunu şöyle cevap verir. Aşağı yukarı şu geldiği yeri biraz daha geliştirir. Aslında Allah onları yaratması bir lütuftu. Çünkü hiç yaratmayabilirdi. Onlara yaratıp cennete girme fırsatı sunması bir lütuftu. Sonra onların, bak işte daha iyi olacak diye biraz sana da yaklaşıyoruz. Aslında büyük fotoğrafta daha iyidir. Yani netice itibariyle daha iyi senin dediğin gibi bence. Ama neticeden önceki iradeyi tercih sırasını düşündüğümüz zaman, efendim Allah biliyor ama tercih sırasını düşündüğümüz zaman, onları yaratmayı tercih ettiği zaman onlara bir ebedi cennet var olma ve ebedi cennette olma fırsatını arz etmiş oluyordu. Böyle bir fırsatı arz etmesi Allah Teala'nın bizatihi lütuf. Ama onların o fırsatı değerlendirmemiş olmasını kale alıp fotoğrafa bir de o itibarla baktığımız zaman tabii ki onlar için kötü. Bir akıbet kötü olduğu için efendim. Ama onların tercihlerinden bağımsız olarak baktığımız zaman Allah'ın onları yaratmasında bir kötülük yok. Yani dolayısıyla onlar mesul iseler onların yaratılıp bir ebedi cennet fırsatını imtihanına, fırsatına efendim maruz kalmaları, böyle bir fırsat karşısında kalabiliyor olmaları aslında bir lütuftur yani. Onlar o lütfu gereğini yapmadılar. O lütfa eminden körlük yaptılar. Efendim, kendi cezalarını çekiyorlar. Peki, işte bunu da yani onların dünya hayatında küfre düşme, kendi iradeleriyle tercihlerde bunun küfre düşme itibarını Allah biliyor muydu ezelde? Biliyordu. Onların küfre düşmesini de irade eden gene Allah Teala mı? Evet, elbette onlar mesul. Allah Teala irade etmiş. Ama ona rağmen Allah onların küfre düşmesini de hiç yaratılmamasını da irade edebilirdi. Hiç yaratılmamasını irade etseydi o ilk etapta düşündüğümüz lütuf olmazdı. Ama akıbetteki o kötülük de olmazdı. Ama nihai olarak onlar ilk baştaki lütuftan akıbetlerinde yararlanamamış oldukları için her türlü nihayet el-i'tibaru bil-havatim dediğimiz şey o halde gene asıl son duruma akıbete bakmamız gerekiyor. Bu durumda akıbet açısından gelip baktığımız zaman gene de Allah'ın onları yaratmaması onlar için tabii, daha iyi olur. Gene irade üzerinden açık. Evet, gene iradeye geliyoruz. Yani anladınız mı? Yani lütuf bir yere kadar. Sadece şöyle denilebilir. Yani Mutezile'yi şimdi destekliyorum. Mutezile'nin bir şeyle koşuyor. Lütuf vaciptir. Lütuf vaciptir. Yani o ilk fırsatı sunmayı birçok Mutezili böyle düşünüyor. Yani onları yaratıp onları imtihana tabi kılması, imtihana maruz bırakması bir lütuftu ve Allah Teala böyle bir lütfu esirgemesi doğru olmazdı. Tamam. Evet. Yani şöyle bir şey düşünelim. Biz karşı tarafa mesela söylemi biraz güçlendirmek için Mutezili kavramı. Diyelim ki onları hiç yaratmamış olsa belki şöyle diyecekler. Üç kardeş olayını hatırlayın. Yarın beni niye yaratmadın mesela? Beni yaratsaydın ben belki iman edecektim. Ebedi cennetten ayrı var olacaktım. Artı ebedi cennetten sen niye lütfunu benden esirgedin? Ve halbuki hiçbir zarar uğramayacaktın sen yani beni yaratsaydın. Beni de imtihanımla baş başa bıraksaydın yani falan da diyebilirdi değil mi bir insan? Dolayısıyla eğer böyle bu soruyu soranın karşısına geçen bir insan da Allah onları da yaratmasın böyle de bir problem olurdu. Yani Allah'ın lütfunu esirgemesi problemi oldu. Yani onları ebedi cehennemden hiç yaratmasa kurtarmış olma yani lütfunu sadece onlardan esirgemiş gibi oldu ya diyor bu soru. Bakın dikkat et. Evet, sonra arka planda Allah'ın yapabileceği bir lütfu esirgemesi onun kemal sıfatına aykırı. Hiçbir zarar görmüyor. Hiçbir şey eksilmiyor mülkünden. Hiçbir kazancı olmuyor insanların ebedi cehenneme girmesiyle. Ona rağmen birilerinin ebedi cehenneme girmemelerini kadir olmasına rağmen bile bile sanki tabii ki onlar mesul ama gene de yaratmayabilirdi. O lütfunu esirgemiş Allah diyor. Yani bu sorunun temelinde özetle en büyük işgal Allah Teala onları ebedi cehennemden kurtarma lütfunu esirgemiş. Belki onlar hak etseler bile yani ebedi cehennemi. Ama onları ebedi cehenneme sokmayabilirdi hiç yaratmasaydı. Tabii, lütuf. Evet, lütfunu esirgemiş diyor. Hem Mutezili biri der ki tam tersi. Evet, o bu açıdan lütfu esirgemek olarak bakılabilir.
Ama sonuçta adalet diye bir şey var. Bunun ötesinde o kendisi mesul olduğunu kabul ettikten sonra hiçbir problem yok. Onları hiç yaratmasaydı gene lütfunu esirgemiş olacaktı. Ki ben o lütuf esirgeme olarak kabul etmiyorum. Çünkü adalete aykırı bir şey yapmış değil Allah Teala diyor. Bir mutezile var. Mutezili cevap baya söylem olarak. Piyasadaki zaten insanların büyük çoğunluğunun kafası mutezili gibi çalışır. Yani piyasada. Yani el yüzeri mütezilerin çoğu da öyle çalıştı. Yani hepsi avamı da yani. Genel olarak gerçekten öyle. Çünkü şey, el yüzerinin anlayışı çok derin. Çok zor. Yani baya bir kafa yorman lazım oraya ulaşman için. Yani böyle bir mevzuda özellikle. Bir mutezinin vereceği cevap bir miktar söylem bazında bence insaf sahibi insanları ikna eder. Yani o ilzami cevap asıl mesele iradedir. Bak Ahmet Okan'ın dediği neden yarattı sorusundan sen Allah'ın iradesini sınırlandıracak herhangi bir cevap bekliyorsan böyle bir şey aklen imkansız. Bu manada bir cevap veremem. Ama sen bana hikmet dairesinde, lütuf dairesinde bir şeyler söylememi istersen şöyle diyebiliriz. Onları hiç yaratmasaydı da onlara ebedi cehennem, cennette var etme lütfunu esirgemiş olurdu. E bu lütfu esirgemekle diğer lütfu esirgemek en azından taarruz ediyor diyebiliriz tabii yani. Evet, iki lütuf taarruz ediyor yani diyebiliriz. Yani hiç belki böyle böyle diyecekti. Veya da dışarıdan biri ya Rabbi şöyle mümkün insanlar da var onları niye yaratmadı? Hani hiç varlığa getirmediği insan onların ne suçu var? Adalete aykırı değil mi? Değil mi? Onlara da o fırsatı sunsaydı. Diyebilir yani bir insan. Yani hiç soru bitmez ki. Yani Allah Teala onları hiç yaratmasaydı da bu soru ortaya çıkardı gene. Aksi bir şekilde ortaya çıkardı. Dolayısıyla mesele böyle bir iradesini sınırlandıracak, lütuf üzerinden iradesini sınırlandıracak bir beklenti içerisine girmek yanlış. Bu şeyi de biraz daha hafifletti değil mi karşı tarafı yani. Mutezili böyle bir cevap verildi. Özetle benim şahsi olarak benim söyleyeceğim bu soruda ben bir kere halbuki onları hiç yaratmışsa onlar için daha iyi olacaktı şeydi kesinlikle ben şahsen tartışmıyorum. Yani net olarak doğru. Yani aklen ve şer'an onlar için doğru olduğunu düşünüyorum bunun. Onlar için daha iyi olacaktı. Yani bunu inkar etmek yani şeyi yok bunun. Hani böyle hani yok varlık yani cehennemde ebedi azap görseler de varlar sonuçta. Varlık her türlü mahza yokluktan iyidir. En kötü haliyle bile ben böyle felsefeleri asla kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok yani. Buna tarihte komple var biliyorsunuz bu felsefeler. Efendim, vahdi vücut felsefelerinde özellikle çok var. Ben şahsen bu halbuki onlar kısmının net olarak tartışmaya mal olmayacak şekilde doğru olduğunu ve sorunun da bir hikmet arayışı isteyen Allah'a inanıyor, Allah Teala merhametli olduğunu değil mi? Hemen bütün semavi din veya mevcut dinlerde bile, batıl dinlerde bile Tanrı'nın merhametli olduğu, hikmetli olduğu, adaletli olduğu, insanların iyiliğini istediği var. Ve kader inancıyla Allah'ın bu sıfatları toplamda beraber insan karşısına koyduğu zaman bir zorluğa giriyor arkadaşlar. Yani şu sorunun kendisi. Yani Allah biliyor ve takdir de etmiş. Tamam onlar mesul, onu inkar etmiyoruz ama gene de onlar için daha iyi olur sorusuna. O neden yarattı sorusunun hakiki cevabı Allah irade sahibidir, dilediğini yapar. Bakın sorunun eğer hakiki cevabını istiyorsak inanın istediğimiz kadar bütün mezhepleri toplayalım. Bundan öte bir hakiki cevabı yok. Ama bunu insanları ikna etmez. Yani böyle saf böyle bir eşari dışında kimseyi ikna etmez bu cevap yani. Bu cevabı anlaması için mesela evet. irade sıfatının neden mutlak olması gerek. Neden mutlak evet. olması gerek. Ama işte anlatmak, evet, anlatmak işte akıllı, bu insaflı bir insansa çok fazla mutezili ve böyle zahiri, vehmi, hikmet, adalet, beşerin arasındaki adalet çok şeylerini mutlaklaştırmamışsa daha böyle soyut, saf düşünebiliyorsa zamanın itikatlarını, ön yargılarından kendini koparabilirsin. Bence ikna edilir bayağı. Bayağı ikna edilir. Bir de yaşı biraz ilerince kader madde meselelerinde daha da şey hale gelir. Biraz tecrübi bir şeydir kadere iman etme. Malumdur hani 20 yaşında kaderi inkar etmek kolaydır yani. Ama 40 yaşında kolay kolay bulamazsın. Hani, hani böyle. Hani şey meşhur bir söz vardır ya işte. 18 yaşında solcu olmayan, 40 yaşında solcu olanın bilmem ne yapayım falan diye. Meşhurdur yani. 18 yaşında senin sistemdeki problemleri, zulümleri dünyada görüp yani bir tür o solcu damarının var olmaması sende bir problem var şahsiyet olarak. E tabii bunun nasıl çözüleceğini bilmediğin için daha böyle heyecanlı bir şeyler yapıyorsun falan ama 40 yaşında da hani hala solcu kalmış hani sende bir arıza var gene. Hani bu işin bu kadar olmadı, böyle olmadı falan. Bunun gibi bir şey. Hani 18-19 yaşında kader sorgulaması yapmayan bir insan çok düşünmüyor demektir. Yani
Ama gerçi tecrübe ameli bir şeydir bakın kadere iman. Yani böyle teorik terimlerle, kelami tartışmalarla hemen böyle bir dakika müsaadenizle şu şarjı koyacağım. İkna edilebilir. Evet yani kader inancının, kadere imanın ve kaderin mahiyetini hakikaten böyle bir hakikat var karşı karşıya olduğumuz ve mantıksal bir çelişki yok ve kalplerimizin ve akıllarımızın beraberce itminan bulmasının sağlanması mahza teorik tartışmalarla, kelami tartışmalarla, dile gelebilecek tartışmalarla değil gerçekten. Hani kaderin mahiyetini hakikatiyle karşı karşıya kalıp nefsin kabullenmesi biraz da o diyelim gençlik durumundan çıkıp eşyanın hakikatiyle karşı karşıya kalmak. Ameli hayatta tercihler, insanların iyiliği, kötülüğü, hikmeti. Yani Allah Teala'nın var ettiği şeylerdeki hikmeti de şunla buna görünce itiraz şeyi azalmaya başlıyor insanın. O nefsi emmaresindeki itiraz damarları biraz daha şey olmaya başlıyor. Yani böyle bir yönü var. Ama nihai olarak diyebileceğimiz şu sorunun hakiki cevabı tamamen Allah Teala ayet-i kerimede defaatle dediği gibi yef'alu ma yaşa. Yahkumu ma yaşa ma yurid. Yahluku ma yaşa ve yahkumu ma yurid. Farklı farklı ifadeler var zaten. Yef'alu ma yaşa. Fe'alu li ma yurid. Yef'alu ma yurid. Yahkumu ma yaşa ve yef'alu ma yurid. İkisi var. Yahkumu ma yaşa ve yef'alu ma yurid. Fe'alu li ma yurid de var. Yahluku ma yaşa ve yahtar. Tamam o da var. Ve yahtar. Evet. Diğerleri de var. Yani diğer ifadeler de var. Çok çekici. Evet. Hakiki şey Allah yani mutlak irade sahibidir. Yani eşeriler şu sorunun en ötesine götürmüşler hadiseyi. Allah dilerse hiçbir günahı olmayan masum peygamberleri ebedi cehennemde yakmayı dilerse yapar mı? Yapar. Hani bunun ötesi var mı? Şu cümleyi kabul eden bu sorudan bir yanlış bir yere gitmez. Anladınız mı? Yani eşeriler bu sorunun daha ötesini söylemişler. Yani Allah Teala mutlak irade sahibidir. Dilerse hiçbir suçu olmayan masum peygamberleri ebedi cehennemde yakmayı dilerse yakar yani. Ve hiç kimse bir şey diyemez ve hiçbir mantıksal çelişki de olmaz. Hatta Allah Teala'nın zatının böyle mutlak bir iradeye sahip sıfatına sahip olmamasını düşündüğümüz zaman bir nakıslık olur diyorlar. Tamam mı? Bu hakiki cevap ama bu cevap inanın aklını çok iyi kullanan insaf sahibi efendim böyle ön yargılardan piyasadaki böyle söylemlerden havalardan etkilenmemiş insanlar çok nadir sayıda insan dışında çoğu insanı tatmin etmez. Biz o yüzden bunu bir problem olarak ortaya koyuyoruz. Peki böyle olmayan insanlar için nihai cevap nedir? Veya biz diyelim böyle inanıyoruz diyelim eşariler gibi düşünüyoruz. Hani bu cümleyi kabul ediyoruz. Belki maturidiler bu cümleyi kabul etmezler. Hikmette bir şeye aykırı gören maturidiler var. Farklı görüşler var maturidilerde. Hani diyelim ki biz eşariyiz. Bu görüşü kabul ettik. Bizim de kalbimizin böyle hani Allah'ın rahmeti, kader ve bunu da biliyor. Onlar için daha hayırlı. O şekilde merhametini tecelli ettirebilirdi ama etmedi. Efendim bu şeyde hem bizim kalbimizin aklımız yatışıyor ama kalbimizin de yatışması ve diğer insanların hem aklının hem kalbinin yatışması için bir şeyler bir cevap verilmesi gerekirse verilebilecek cevapları biz söyledik. Size bir tane hadis-i şerif okuyayım. Şimdi Allah Teala'nın çok merhametli olması ile ilgili meşhur bir tane sahih hadis var zaten. Hani Allah Teala yani peygamber diyor ya sahabeye yani annenin çocuğuna evet yani ateşe atar mı atmaz yani efendim yani bu annenin çocuğuna olan merhametinden çok daha merhametlidir. O sahih hadis, meşhur hadis. O hadiste bir sıkıntı yok. Hatta o hadis yani Allah'ın rahmetini çok üst derecede gösteren bir hadis. Şimdi gene benzer bir mana ama bu sorunun bu soruyu destekleyen bir anlam var. Ve cevabı da bir miktar bence var hadiste. Şimdi size o hadisi okuyorum. İbn-i Macid'e geçiyor. Zayıf olabilir hadis. Bayağı zayıf olabilir. Daha Elbani'ye göre mevzu mesela. Zayıf olabilir. İbn-i Macid'in Zühd bölümünde geçiyor. Hadis-i şerifi okuyayım. Belki daha önce karşılaşmışsınızdır. Ben yıllar önce karşılaştığım zaman çok etkilenmiştim. Kaderle ilgili bir yüzlerce hadis var kaderle ilgili. Çok önemli. Yani Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam münazaraları var mesela. Onunla ilgili var. Size Arapçasını da okuyayım, Türkçesini de okuyayım. Hızlıca bir Arapçasını okuyayım. Hadis dediğim gibi şeyde geçiyor. İbn-i Macir'de geçiyor. Zühd'de
rakamı 4987. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu naklediyor. Tabi senedini okumuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'di gazavatihi. فمر بقوم فقال من القوم فقالوا نحن المسلمون وامرأة تحصب تنورها يعني تندرını yakıyor hocane ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به onu uzaklaştırıyor çocuğu yani tandır ateşi alevi yükselince yani فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنت رسول الله قال نعم belki Müslüman daha olmamış bir ya veya Müslüman olmuş ama yeni olmuş. Yani biliyor yani onun Allah Resulü olarak bilindiğini, söylendiğini. Na'am qalat bi abi anta ve ummi. Yani Müslüman olmuş. Aleyse Allahu bi erhamir rahimin? Qala bala. Qalat evleyse Allahu bi erhama bi ibadihi min el ummi bi veladiha. Başka istedim bunu kesin böyle olduğunuzu zaten biliyoruz. Qala bala. Hani hadisin bu kısmının mana olarak bir sıkıntısı yok zaten sayı hadiste var. Qalat فَإِنَّ الْاُمَّ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ bitti. Yani kadının söylediği bitti. Aslında hadisin en temel manası bitmiş oldu. Yeterli değil mi? Bak aynı soru. Yani bizim o sorduğumuz sorunun ateş temel manasıyla tabii ebedi cehenneme. Yani bu cehennem mühim değil. Ebedi cehennem, ebedi olmayan cehennem de cehennem. Ebedi yani o da ayrı bir uçurum yani. Sonra ne oluyor? Bakın şimdi kadının sözü bitti. Bakın tek cümle söylüyor kadın. Belki yani bu hadis-i şerif eğer gerçekten bu hadise tahakkuk etmişse Nefsül Emir'de ki mana olarak bu bizim bu soru konuştuğumuz sorunun manası hep insanların zihninde var olmuştur. O gün de muhtemelen vardı. فَاِنَّ الْاُمَّ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ hem Allah erhamur rahimin ve bir anne çocuğunu ateşe atmaz. Ama Allah atıyor. Malum yani tabii. Çok soru anlatmıyorum malum ana. Evet, Hazreti Peygamber ne yapıyor? Ne diyor? فَاَكَبَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَبْكِ İlk defa duydunuz mu bilmiyorum bu hadis-i şerif. Ben ilk duyduğum zaman ben böyle bir çarpılmıştım yani oturup ağlayacaktım ben de. Hani bu yani kader bu. İşte kader bu. Hani kaderin karşısında değil mi? Ameli bir hadise. فَاَكَبَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَبْكِ Yani benim de elimde bir şey yok. Der gibi ben onu anlıyorum yani. Yani bu böyle yani ağlamaktan başka hiçbir çaremiz yok. Ya zaten Efendimizin ümmeti diye ağlama sözleri evet. Aslında onun şeysi de. Yani kader hadisesi karşısındaki tavır Hazreti Peygamber ağlıyor bakın. Sonra ne diyor ama sonra bir cevap veriyor. Şimdi burada bir miktar cevap da var bence işte. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ اِلَيْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ اِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدِ اَلَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ وَأَبَى اَنْ يَقُولَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ En son dedi, evet Allah diyor ama o da hak etti gibi yani. Evet. Anladın mı? Mâridil-mütemerrid. Ama gene de ağlamış Hazreti Peygamber. Yani bu manayı bilmiyor değil, ona söylemeden önce de biliyor, aklında var. Muhakkak. Yani asıl hakikat inanın ağlamak. Ben şahsen bu hadis-i şerifin hak bir hadis-i şerif olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir hadise, böyle bir şey ancak bir peygamberden sadır olabilir. Yani hani hadis zayıf olabilir ama soru karşısında ağlamak ve ağladıktan sonra da onlar da hak ettiler. Hani gene de Allah'a suçlayamayız. Bak aslında evet iltizami o oluyor yani. Allah elbette kendisi inkar edenlere atıyor. Tabii ki hiçbir suçu olmayanlara atmıyor cehenneme. Yani kendisi inkar etmeyenlere atmıyor. Yani ağlamak asıl cevap. Yapacağımız hiçbir şey yok Allah'ın iradesi karşısında. Gerçekten yani bu. Hani oturup ağlayabiliriz sadece. Yani o da ameli bir şey. Hani ben hadi ağlayayım diye ağlamıyor insan yani. Kader hakikati karşısında, Allah'ın iradesi karşısında, Allah'a imanla beraber ve Erhamur Rahim'in olduğuna da teslim edipten sonra bu gerçeklik birilerinin ebedi cehenneme giriyor olması karşısında ancak ağlanılır yani. Anladınız mı? O yani. Ha, ille de bir şey Allah oradan yani ağladıktan sonra bir insan şeytanın vesvesesine kapılıp Allah'a imanında, kadere imanında bir sıkıntı olmasını engelliyor Hazreti Peygamber. Onlar hak ediyorlar. Yani bu kadar kaderle ilgili. Ağlıyoruz ve insanlar da kendilerinin nefislerine zulmediyorlar. Bu.
Daha da bir şey diyemeyiz yani. Allah selamet versin yani hakikaten. Yani iman dediğimiz şey mahza bilgi veya akli bir tartışma değil yani. İmanın hakikatinin zuhura gelmesi bir insanda mahza mantıksal olarak bir şeyleri görmesi, bilmesi ve dile getirmesi değil. Dile getirilemeyecek seviyede bir hakikatle karşı karşıya kalma ve bir amel durumu var imanın içerisinde yani. Bir tür. Evet. Diğer soruya geçelim. Bu soru bayağı önemliydi. Biz de bayağı üzerinde konuştuk. Şimdi 6'yı bakalım. Belki 6'yı da yapalım. 7 kalsın. 7 kötülük problemine girmiş olacak. 6 da kaderle ilgili. Şimdi evet, soruyu okuyorum. Allah beni yaratırken neden bana sormadı? Çok meşhur bir soru malum. Allah beni yaratırken neden bana sormadı? Belki ben yaratılmayı ve sorumlu tutulmayı istemeyecektim. Benim iradem dışında beni yaratıp sorumlu tutması ve benim sonradan nefsime yenilip cezaya çarptırılmam adalet midir? Kaldı ki benim nefsime yenileceğimi de biliyor. Sadece bilmekle kalmıyor. Ayrıca benim nefsime yenilmemi ezelde takdir eden de odur. Şimdi bu böyle konuşan bir insan arkadaşlar böyle kötü, nefsi kötü, hakikaten insafsız bir ateist olması gerekmez. Tamam. Yani gayet insaflı, aklı başında, güzel, normal bir Müslüman olabilir. Yenil diyor, nefsine yeniliyor, bazı günahlara giriyor, nefsiyle mücadelesinde gençler özellikle böyle şeyleri neden... Bu birinci soru var, Allah beni yaratırken neden bana sormadı? Bu soruyu soran gençlerin belki %95'inin temel hadisesi şu arkadaşlar. Günahlara dalıyorlar. Normal yani normal genç günahlara dalacak yani. Bu şey yani kasır kaderimiz yani. Hani nefsi var zaten her tarafta günah, harama davet var. Kendisini korumaya çalışmasına rağmen giriyor 1, 2, 3 yeniliyor ama bırakamıyor da günahı. Sonra bir şahsiyeti varsa bir çelişkiye düşüyor kendi içinde bir miktar. Sonra eğer şeytanın vesvesesi ve cehalet bir araya gelirse etraftaki kötü arkadaşlar şu bu. O nefsi oradan tutuyor artık günaha işlemiş olup pişmanlık olmanın ötesinde. Ya benim gibi bir adam hani ucuk gibi de biraz girerse araya. Hani benim gibi adam bu kadar böyle bariz bir çelişkiye, başarısızlığa düşmemesi lazım inandığı değerler karşısında falan. O halde bu böyle olmaması lazım. Belki de bak ilk şeyle başlayalım. Bunun bir fetvası var mı? İşte bir kızla konuşmakta bir şey yok yani internette falan diye başlar mesela. Böyle bir şekilde başlar mesela diyelim olay. Sonra işte şöyle bir fetva vermiş. Ya zaten işte şöyle bir tarihselcilik de var. Bazı hükümlerin zaten zamanı geçmiş. Yok bilmem bazen şöyleymiş. Hayat değişmiş. Şu bu derken. Ya biz bir kere zaten neden biz helal haram var ki falan. Bak dikkat edin. Neden helal haram var ki sorusuna gelebiliyor bir yerde. Sonra da neden helal haram ve ben mükellefim diye helal haram var. Ben sorunu bir imtihan dünyası, imtihanın tabiatı bu, nefsimize mücadele edeceğiz. Ya imtihan niye var? Neden beni imtihan ederken bana mı sordu yani? Niye? Köküne kadar gidiyor artık yani her şey kalmamış. Hani tabii bunları böyle dile getirmesi, küfre düşecek seviyede dile getirmesi veya açıkça kabullenmesi gerekmez. Çünkü bunlar bu dediğim cümleleri açıkça kabullenirse bir insan küfre düşer yani. Kendi içinden. Yani nefsi bu vesve bu noktaya gelmiş. Belki karşıda koyuyor sürekli bu gelen sorulara, bu konuşmalara. Hani kelamı nefsisindeki bu konuşmalara karşıda veriyor. Hala imanı var yani. İmanı olan bir sürü insan var bu şekilde, bu vesveselere, bu seviyelere düşen yani. Allah ya beni yaratırken neden bana sormadı? Aklı artık darmadağın olmuş yani. Ve diyor ki ben yaratılmaya, sorumlu tutulmayı istemeyecektim. Ben bu nefsis mücadelesini, bu gerilimi istemiyorum yani. Çünkü tehlikeli bir şey de, yapamazsam cehenneme de gitme şeyi var. Ve diyor ki benim iradem dışında beni yaratıp sorumlu tutması, benim sonra da nefsime inip cezaya çarptırılma adalet midir? İlâ ahirin kelam. Evet yani böyle insaflı, normal, güzel bir genç de bu seviyelere gelebilir. Vesvese ve aklı yatışmayabilir. Hala imanı iyidir, hala teslim oluyorum, benim hiçbir şeyim yok ama aklım bir türlü almıyor deyip karşımıza çıkıp bunları sorabilir. Ne diyeceğiz? Evet Akif Hoca. Yani burada niye sorsun ki? İkna olur mu böyle desen karşıdaki çocuk yani. Yani
bunu anlamayacağı şekilde, yani niye sorsun ki tepkisini verdim, nasıl anlamıyorsa. Evet, genelde genel olarak çocuk bu cevap aklına gelmiş veya duymuştur arkadaşlarından. Yani muhtemelen liseli bir talebe ise arkadaşına böyle bir şey söylediyse, ama ne diyorsun yani, niye sorsun ki, sen kimsin ki sana sorsun diye cevapları zaten duymuştur. Yani bu zaten herkes tarafından gelebilir. Bunun üzerine tamam. Daha iyi olabilir diye. Tamam, anlatabilirsin. Evet, mesela bunun üzerinde düşünen niye sorsun güzel aslında, böyle yani, ciddi bir şekilde. Yani ciddi bir şekilde evet. Niye sorsun? Yani niye bu zamana kadar herkesten bu cevabı aldın. Evet. Yani niye sorsun? Evet. Yani sorabilmesi için senin bir kere işte nedir? Varlığa gelişim, imtihana girişim. Evet. Bu aşamada bana hiç sorulmuyor. Hani, madem imtihan var, Allah-u Teala adaleti var, helal haram işlediğimiz amellere göre cehenneme gideceğiz. Tamam, burada her şey okey diyorlar ya. Okey ama. Böyle konuşuyor. Gençlerin diliyle konuşuyor. Yani ben bu insanla şey okay gelişim diyor. Zaten adalet uygun diye diyor. Yani imtihan adalet evet, olsa aynen, diye. Aynen. Burada doğru, mutlak güzel iradesiyle bu imkanı bana verebilirdi, vermedi. Burada bir evet, adaletsizlik oluşmuş oldu diye. Sorusu aslında çok makul gibi duruyor. Evet, doğru, güzel. Şimdi önceki soruya verdiğimiz cevapların benzeri bir cevaplar silsilesine gideceğim. Biraz daha farklı şeyler söyleyeceğiz. Belki tamam, daha olur, güzel. Aynen. Bir lütuf, biraz daha fer'i bir mesele gibi ama ekstra hususi bir cevap gerekiyor sanki. Evet. Bir kere lütuf buna bir cevaptır. İrade gene buna bir cevaptır. Tamam, güzel. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Allah seni yaratarken sana bir lütuf yaptı yani. Evet. Ebedi cennet fırsatını senin önüne koydu yani. Evet. Var olma ve ebedi cennet fırsatı. Evet. Varken yokken sorulma meselesi var bir de. Tamam. Sormuş güzel olabilir. Üzerinden gideceğim. Çok tamam. Bunu yeni duymuş olacaksın. Wow, güzel. Evet, güzel bir cevap. Evet. Sormadığını nereden biliyorsun? Neden bana sorması? Belki de sormuştur. Güzel aslında yani. Öyle spezmine bağlayacağım. Evet, çok güzel. Belki de sormadım. Önce şöyle başlayalım. Sormalı mıydı? Diye bir soru soruyoruz. Yani Allah evet, bunu sormadı. Aşikar sen geldim evet, diyorsun. Ben evet, sorsaydı kabul etmeyecektim belki evet, diyorsun. Sormadığını iddia ediyorsun. Evet. Tamam. Sormalı mıydı peki? Bu soruyu soruyorum ben. Tamam. Sormalıydı, sormak zorundaydı diyorsan zaten ilah sen cebir altında mı? Böyle bir ilah tasavvur olamaz. Böyle tamam, bir şey ilah denmez zaten. Evet. Tam sormak zorunda değildi ama sorsaydı. O yani zorla bizi imtihana sokuyor gibi oluyor. Böyle de arkadaşlar ki geldi mi? Tamam. Madem sormayınca ben o zaman zorla bir imtihana sokuyor yani. Tabii canım yani. Kabul aşam ediyor musun onu yani? Allah yani derece nasıl insanları zorla imtihana sokuyor? Burada bir sakınca yok. Bunu açıklayacağım ama. Tamam, açıklama güzel bir şekilde açıklaman lazım. Yani anla bizi zorla bir imtihana soktu. Bu hani şeylere hani tırnak içerisinde insan haklarına sanki aykırı bir şey değil. Evet. Öncesinden en başta tamam, Allah beni yaratırken neden bana sormadı? Evet. Burada söylediğim yani 4'ten 5 tane tamam, şey söyledim ya. Varken yokken meselesi. O ne demek tamam, açıklayacağım. Allah beni yaratırken bana sormadı. Evet. Şimdi Allah-u Teala ya sen varken sana bu soruyu sorabilir. Güzel. Ya sen yokken sana bu soruyu sorar. Evet. Sen yokken sana sorsa zaten yokluktan cevap çıkmayacak, abes olacak. Allah-u Teala Adem'e hitap ediyor. Çok kendi, güzel. Kendi konuşana biz günümüzde bile deli deriz yani. Evet. İlahi böyle bir şey, baş başa evet, evet. Varken sorsa beni neden... Sen zaten yaratılmışsın. Ne yani, yaratayım bir şey, tahsil hasıl gibi bir şey. Güzel. Varken güzel, senin var olman bir daha artık söz konusu olamaz. Güzel, bir kere bu sorun güzel, bu noktada anlamadım. Zaten mantıksız şu soru benim soru dediği gibi. İlk tamamen mantıksız. Beni yaratırken yani... Yok olana Allah, yani yok olanın tercihte bulunma imkanı yok. Çünkü yok, varlığı yani zatı yok. Ne iradesi ne kendisi var. Ama sen sorsa bile faraza, yok olan bir şeye Allah hitap etse faraza sorsa da yani yok olduğu için hani bir şey işe yaramadı, bir cevap gelmez. Işte yani yoksa soru komple mantıksız. Yaratıp sorumlusu da imtihanla ilgili olan. Ha, evet, şimdi o yarattı. Sonra evet, gerisi anlamlı oldu. Yarattıktan sonra benim imtihana girişi sürecimde... Zaten o yüzden öyle dedi. Belki ben yaratılmayı ve sorumlu tutulmayı istemeyecek. Yaratılma konusunu geçtik. Evet. Tamam, sorumlu yaratılma konusunu geçtik. Ya senin iradene bağlı değil. Evet, sorumlu mantıksız tutulma bir şey. Ama hocam aslında ona cevap verelim ben düşündüm. Ha, tamam, ver o zaman. Vermiyorum hocam. Bir yıl verirsiniz inşallah. Hadi ya. Ama şimdi Allah-u Teala hani bana mı sordu? Sorsaydı şeyden evet, olmaz diyebilirim. Evet, belki ben var olmayı tercih etmeyecektim. Ezeli yani, biliminde olacakları da olmayacaklar da. Olmayacakların olacaksa nasıl olacaklarını da bildiği güzel, için güzel, bu mevcut olmasaydı bile
mevcut olması durumunda böyle bir soruya ne cevap vereceğini bildiği için. Çok güzel. Belki de Allah'ın yaratmadığı bazı insanların Allah Teala yaratmış olsaydı onların yaratılmayı istemediklerini bildiği için ve onların isteklerine uygun olarak da onları şu anda yaratmamıştır. Yani aslında böyle değil. Bunu anlayan var mı? Var mı bunların? Yok, güzel bir yapım. Değil mi? Yani, belki zaten şu anda var olmayan insanlar Allah Teala ezeli ilminde biliyordu. Onları var etseydi ve sorsaydı siz var edilmek ister miyiz? Hayır istemezdik dediklerini bildiği için onların isteklerine uygun olarak da bazılarını yaratmamış olabilir zaten. Bunu bir mevcut olarak diyeceğim evet. Mesela. Eğer güzel. Bir şey, soruyu soran hani kabul etsek parada. Şey ben şu an istemiyorum mesela. Bir şeyse varsa şey yapamayız onu. Gene onunkine. Evet evet doğru. Mesela, tam nihai cevap olmaz. İlzami bir cevap. Şu an istemiyorsun. Belki yarın isteyeceğinler sona bakılarak hüküm verilir. Evet. Sen en sonunda belki isteyecek. Evet. Evet. Şu an vereceği öyle bir cevap da aslında. Doğru. Evet. Şimdi niye sorduğunun altında yatan şey o. Yani sıkıntısı var. Evet, evet. Sorun çözelim. Yani. Buradan iradeye bağlıyoruz. Yani senin imtihana giriş atıldın. Tamam. Böyle bir koridordan atılmış gibi imtihana evet. Atılış sürecini düşün. Yani zorla imtihan edilmeyi anlatmadın tam şu anda. Zorla evet. İmtihana sokulma kısmını anlatmadın. Var oldu. Şimdi zorla evet. İmtihanın giriş evet. Kını konusunda yine Allah-u Teala irade sıfatı bağlamında burada bir değerlendirme yapmamız tamam, gerekiyor. Tamam yapalım. Allah-u Teala senin var ettikten sonra evet. İmtihan olmanı da irade edebilirdi, olmamanı da irade edebilirdi. Tabii edebilirdi yani, doğru. İki seçenekten Allah-u Teala birini tercih etmiş. Değil evet. Mi? Mesela evet. Diyelim. Tabii, senin imtihan olmanı da olmamanın evet. Mümkün seçeneklerinden senin imtihan olmanı Allah-u Teala irade etmiş. Sen dersen evet. Ki şundan dolayı işte o şey Allah-u Teala'nın iradesini sınırlandırdığı için böyle bir soru yine anlamsızdır. Tamam. İrade üzerinden evet yanlış olur. Yine hocam bir son kendim tamam. Bilmiyorum. Başka hiçbir yerde görmedim. Tamam, aklıma geldi. Unuttum. Tamam. Ne? Unuttum. Ben, belki de sana sorulmuştur. Ha, evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Eles Bezmi var. Evet. Oydu doğru. Evet. Eles Bezmi'nde işte sen bizim Rabbimizsin kabul güzel. Ettik. Belki de imtihanı ben, sana sormuştu yani işte aslında o, ve sen kabul etmiş. Şu anda unutmuş olman bir şeyi gerektirmez yani. Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayette biz sorumluluğu işte sorumluluk kelimesi geçmiyor da. Evet. Nasıl diyor? Emaneti dağlara taşlara yükledik de insan bir tek yani. İnsan kabul etti. Demek ki insana bir şeyler de sorulmuş. Evet. Yani insana bir şeyler sorulmadığı evet, söz temel bu doğru. Buna işaret eden ayet-i kerimeler de var. Sen sorulmadığını bana bir kere ispatlaman doğru, lazım. Doğru yani. Belki zorunlu unuttun. İnsan kabullendi yani o emaneti alayım dedi. Girdi o emaneti. Sorulup unutmuş olman mümkün bir şey mi? Mümkün. Evet. Mümkün bir şey. O da olabilir. Güzel. Aslında soru ortada bir problem olmamış. Aslında sorulmuş ve sen evet demiş olabilirsin. Yani sen sorulmadığını bile daha bilmiyorsun. Emin değilsin. Evet emin değilsin. Bu kadar belirsizliklerin var. Ama yani böyle hukukta... Unuttuğum bir şeyden dolayı mesul olmamam lazım bu şekilde. Yani benim elimde olmadan unuttuğum bir şey yani. Sen bu soruyu sorduğun için varsa şöyle bile. Dedin hocam. Bu soruyu sorduğun için mesul olmazsın. Yoksa ondan dolayı sen mesul tutmayacaksın ki zaten orada yaşadığın sahne. Bu da ne bileyim ya bir insan elinde olmadan hafıza kaybı yaşasa bütün kanunları yasakları unutsa sonra gidip bir yasak işlese sonra onu tıbbi raporları falan olsa Alzheimer olmuş şu olmuş. Onu şey yapar mıyız yani? Daha önce evet vatandaşlığı kabul etmişti kanunlara uyacağım şimdi diye. Hocam, Alzheimer oldu tabii. Unuttu mesela. Normal bugünkü hukukta onun şey yapmamız adil olmaz değil mi? Şöyle. Evet yok, senin bir dosya bir şey demen lazım. Unutma kısmı bence çok biraz bir boşluk var. Unutma kısmı da adalete aykırı bir boşluk hissediyorum. İtirazınızı doğru anlamış mıyım? Böyle bir şey olmuşsa, bize sorulmuşsa ve biz unutmuşsak ve sonra bu soruyu sorguluyorsak belki bize olmadan unuttuk yani doğduğumuz evet. Zaman değil mi? Tabii, kimse olduk. Bilmiyor yani. Yani kimse bilmediğine göre ilahi müdahale evet. De var evet, evet, evet. Hepimiz unutmuşuz unuttuğumuzdan evet. Hatta kendi kendimizi unutmuş olsak ve bilmiyoruz daha unutmanın ötesinde emin de değiliz sorulup sorulmuş olmadığını tabii, tabii. Yani, evet. Eğer varsayarsak evet, bizim varsa, cevabımızı varsa, tamam. İşgal getiriyor diyor ki evet. Unutmuş olsak sonra biz bu unuttuğumuz şeyin gerçekleşmediğine hükmedebiliriz evet. Çünkü gerçekleşmemiş olabilir. Mesul olunmaması sonra lazım. Unutulmuş olan bir sözler yani. Hükmedip elimizde olmayan. Unuttuğumuz için evet. Yani unutmasak neyse de unuttuğumuz için bizim artık bu soruyu sorup bu sorunun karşısında cevap bulamadığımızda o zaman adaletsizlik bizim evet. Şey gerçekleşmiş evet. Olması evet. Gerekir. Zaten onu iradede çözdük. Yani Allah'a göre istediğini irade eder. Şimdi adalete tamam. Geleceğiz. Evet adalet. Yani belli bir noktada çözdük yani. Şunu, tamam. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kere senin imtihana giriş sürecinde bir neden ortaya koyduğumuzda Allah-u Teala'nın irade sıfatına hipotek koyduğumuz için tamam. Böyle bir mümkün olmayan bir seçenektir. Peki Allah-u Teala seni iradesiyle zorladığında bu sefer adaletine zarar veriyor mu? Allah-u Teala evet, adaletin evet. Noktasında bu sefer bu aşamaya geçiyor. Evet. Yani hiçbir şey söylememişiz gibi değil. Buradan değil tabii. Hepsi birlikte düşünelim. Yani söyledik yani. Yani daha çok. Hepsi, ben bu şey destekleyici tamam. Olarak görüyorum. Bu tamam. Yoksa ben de bir iddiada ispatta evet. Bulunmuyorum.
Tamam. Yani ne benim ispat edebileceğim ne de onu inkar edebileceği bir şey söylüyorum. Tamam. Ben de ispat edemedim. Şimdi şey, adalete gelirsek, burada adalet kavramı herkesin zihninde karmakarışık bir şey. Evet. Yani bunun bir kere ortaya çıkması lazım. Güzel. Ben adalet kavramı çok genel, bir şey kastedeceğim. Biraz kaygan bir kavram. Evet. Çok kaygan. Evet. Mezhepler de farklı kullanıyor. Evet. Sen ne kastediyorsun diye sormuşsun. Yani çünkü onun... Yani insanlar ne demişse onu diyorum falan. Hangi anlama çelişti? Hangi anlamda çelişti? Onun zihninde. Onu söylemesi lazım. Yani bunu biraz daha izaha muhtaç. Yani ben zorla bir imtihana sokuyor, sonra da benim biliyor da benim nefsime yenileceğimi. Onlar ama beni zorla imtihana sokuyor yani. Peki şöyle söyleyeyim. Yani bunu çok zahiren adil olmayan bir durum gözüküyor. Yani zahiren adil olmayan. Ve sonra da beni cezaya çarptırıyor. Tamam. Açıklayacağım onu. Tamam hadi açıkla. Peki. Kaldı ki yani benim nefsime yenileceğimi biliyor ve takdir eden de o ezelde. Yani normal beşeri bir şeytanı bilmiyorlar belki ondan. Mesul olmazlar zorla imtihana sokanlar ama hani burada Allah biliyor da yani. Ayrıca. Adalet kavramını açıklayacağım da şimdi benim açıklayacağım kavrama gelecek mi? Tamam olabilir. Yani, adaletin hakikati onun, budur. Senin düşündüğün gibi değildir diyebilirsin. Anlamlamaya çalışmam doğru tamam. Olan olacak. Yani benim kendim tamam, doğru, evet. Zorla bir adalet tanımı yapıp şey yapmamdan tabii, evet. Şu an düşünüyorum hocam konuşurken. Evet. Tamam. Yani diyorum ki senden anladığım, senin söylediklerinden anladığım kadarıyla senin üzerinde gerçekleşen bazı şeyleri senin iraden dışında olan bir şeyin sonucunda gerçekleşmesinden dolayı yani senin iradenin devre dışı kaldığı bir pozisyonda senin üzerinde bazı tasarruflar gerçekleşiyor. Sen bunu adaletsizlik olarak tanımlıyorsun. Ben bu şekilde anladım. Evet, tabii. Yani evet. Benim üzerimde gerçekten tasarruflar. Evet. Madem benim üzerimde gerçekleşiyor, evet. Her bir tasarrufta benim dahlim olması lazım. Evet. Benim üzerimde gerçekleşen. Hı-hı. Dolayısıyla benim imtihana sürüş sürecinde tasarrufum yoktu. Hı-hı. Bunun sonucu ister bana artık bundan sonra irade ver, ister verme. Evet, evet. Burada baştaki iradeyi evet, evet, benim kestiğin evet. için evet, evet. sonucuyla benim irademi ipotek koydun. Evet, evet. Dolayısıyla benim üzerinde tasavvufta bulunurken evet. irademi itibar etmedin. Evet, aynen. Şeklinde bir soru. Aynen. İradenin itibara alınmaması o zaman adaletsizlik. Evet, yani evet. İradenin itibara alınmama sonucu oluşan tasavvuf üzerindeydi. Evet, evet. Bundan da zarar görüyor bu tasavvuf. Yani cehenneme gidiyor. Evet. Yanıyor. Evet. Yanıyor gidiyor diyor. Gayet güzel. Ne rahat anlatıyorsun. Yanıyor gidiyor sence. Hadi bakalım tamam. Ama gülerek anlatma kaç tarafı olabilir ya. Cehenneme giriyor evet. Buyur tamam ne diyeceksin bu adaletsizlik değil mi yani? Adalet midir yani? Ben şurada bu adalet kavramı biraz netleştirdikten sonra tamam. karşı tarafa şunu sormak istiyorum. Senin üzerinde tasarruf edilen, senin üzerinde gerçekleşen tasarruflarda efendim söyleyeyim. Senin iradenin söz konusu olmasa, hani neden senin iradenle bu tasarruflar gerçekleşmesi gerekiyor? Neden senin iradenle tasarruflar gerçekleşince adalet oluyor da senin iraden olmayınca adaletsiz oluyor dediğinde bana söyleyeceğim muhtemelen cevap hocam. Yani siz de düşünün de yine başka bir cevap da söyleyebilirsiniz. Evet. Onu da beraberinde düşünmek lazım. Benim sahibi benim. Yaşayan benim. Doğru, evet, tabii. Yani cezaya çarptırılacak olan benim. Yani imtihanım da başarısız yani, olacağım zaman. Mesela bu evet. cehennemde ancak bunun mülkiyeti bana ait. Mülkiyet kavramı özellikle kullanıyorum. Yani beden bana ait olsa da olmasın. Sonuçta hani cezaya veya da mükafatı yaşayacak olan ben olacağım için tabii ki yani bu imtihana girilip girilmeme ilk sorulacak kişinin ben olması gerekiyor yani. Cezaya çarptıracak olan benim kaybetsem imtihanı. Ben istemiyorum belki böyle bir ne ceza ne mükafat hani girmek istemiyorum diyor adam ya. Zorla yani, beni sokacaksın. O kişi neden yani. Oluşuyor? Söylemesi lazım. Yani bu bedenden oluşuyor. Bu ruhtan oluşuyor değil mi? Tamam. Yani bu beden Allah'a ait olabilir yani. Lazım. Ama sonuçta elemi ben yaşayacağım yani. Yapamazsam. Ya. Bedenle yani, mülkiyetle alakası yok demek istiyorum. O benliğe sahip olduğunu düşündüğü için. He. Değil mi? Evet yani... Yani bu benlik benim. Yok onunla alakası yok. Yani benlik benim değilse de elemi ben çekiyorum. Elem bende gerçekleşiyor. Acıyı çeken ben olduğum için acı çekip çekmeme ihtimaliyle karşı karşıya bırakılma durumunda bana bir tercih hakkı sunusu ki hak edeyim ben daha başta. Bir kere şunu söyleyeyim. Evet. Yani bir şeye mahal olmak
o mahalde gerçekleşen her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesini, onun iradesiyle olmadığında adaletsizlik olacağı sonucunu doğurmaz. Eğer sen adaletin bu diyorsan, böyle bir adaletsizlik evet var derim ama adalet bu demek değil. Ama biz öyle biliyoruz. Yani şu anda dünyanın neresine gidersen git yani bir insanı iradesi dışında zorla bir imtihana sokup sonra hele ki biliyorsun sen başarısız olacak, yapamayacak falan ve sonra onu cezaya çarpıyor sanki bir senaryo kurguluyorsun gibi oluyor yani. Ama başta sorsan o karar tamam ben istiyorum tabii ki eğer kazanırsam bunu elde edeceğim. Kimse onu şey yapmaz, onu kınamaz. Kendisi sözleşmeye imzasını atmış, şeye girmiş yani. Mesela kullandığı bir telefon. Herkes buna şey der yani kınar yani onu zorla imtihana sokmuş. Bir de başarısız olacağını da biliyor. Hani hocam garezinle derler. Evet. Garezinle derler. Yani adamı zaten cezalandırmışsın. Onu da bir senaryo kurmuşsun. O imtihan senaryosunu derler yani. Adalet. Yani adaletin ötesi olayını yapanı cezalandırır şu anki uluslararası hukuk, insan hakları, bütün ülkelerdeki hukuk sistemi. Buna benzer bir iş yapan bir failin birini zorla imtihana sokup ve daha öncesinden de biliyor yani tecrübe etmiş 1000 kere mesela diyelim. İnsani beşeri şeyi de biliyoruz. 1000 tane kere böyle şeyde. Ve bir şekilde kandırmış. O imzalamış. İmzalamamış. Zorla sokuyor ya öldürülecek ya imtihana gidecek. O da gireyim. Belki kazanırım zaten para alacağım. Ama o da biliyor 1000 tanesini. İşte 999'u zaten yeniliyor imtihanda. Demin şeyde de öyle. İman küfürü değil mi? İnsanların çoğu yeniliyor imtihanda yani. Efendim. Ve sonra kaybedecek. Herkes bu onu zorla imtihana sokan bu faili adaletsiz hatta yani bir suç işlediğini düşünürler. Yani onu yargılarlar. Uluslararası hukuk, bütün hukuk düzeni, adalet düzeni yani böyle işler şu anda. Ya benim anlatım biraz uzun sürebilir. İsterseniz burada tamamen duralım. Gelecek hafta 5 dakika özetleme çalışırım. 7.ye geçirin. Ahiru da'anen elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cezakumullahu hayran kesîran.